Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun. Şöyle güzel bir açma yaptım. Açma tarifimle sizlerleyim. Canlar, videomu açılışını sonradan yaptım. Çünkü erken bitirmem lazımdı. Bunlar sipariş. Şöyle bir tanesini göstereyim yakından. Pastanelerde bile bulamayacağınız bir tarif arkadaşlar. Gerçekten inşallah sizler de severek, beğenerek yaparsanız. Şöyle arasını bölmek istemiyorum. Çünkü bunlar birazdan gideceği için. Ama kat araları o kadar güzel ki çıtır çıtır tek tek. İstediğiniz gibi bükün, açın, yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Malzemelerimi hepsini şöyle sıraladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnci boncuk mercan gibi. Şöyle. Hemen leğenimi de alıp şuradan başlayayım. Dur önce şeyden başlayayım. Sıcak sütümüzden, suyumuzdan. Şöyle bir su bardağı sütümüz var. Isıttım. Bir su bardağı suyumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz. Şöyle bir paket mayamız var. 10 milim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 tane yumurtam var. Yumurtamın sarısını ayırdım üzerine. Şöyle kenara koyup beyazlarını da içine katacağım. Hemen bunu bir çırpıcıyla karıştırırım. Şekerimiz, tuzumuz içinde erisin. Şimdi burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzu da şöyle yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu hemen toparlayalım. Hamurumuz yumuşak olması lazım. Güzel bir açma elde etmek için. Az bir daha katıp geri kalanı kontrollü bir şekilde katacağım. Önce leğenimin kenarlarını bir toparlayayım. Hamurumuz yumuşak. Biraz daha dökelim. Bir su bardağı unun tamamını boşalttım. Şimdi şöyle çıptıra çıptıra hamurumuzun kıvamı gayet güzel, yumuşak olması lazım dediğimiz gibi. Beş on dakika böyle yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kendini toparladı. Vallahi pamuk şekeri gibi oldu, yumuşacık. Tamamen elimde bıraktı. Artık yeterli. Hemen ben bunu şöyle yapıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz şöyle tam yarım saatte geldi. Hemen masamın üzerine şöyle yağ gezdiririm. Artık un işimiz bitti. Açmalarımız onu değdirmeyecek. Yağ ile açacak. Şöyle güzelce yağımızı sürttükten sonra hamurumuzu şu şekilde toparlayalım. Hiç böyle yumak şeklinde tutmayacağım. Direkt şu şekil açacağım. Bu açmamız
sipariş arkadaşlar. Saat 12'de gelecek arkadaşım, hemen yapıp göndereceğim. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olduğu için hemen esnemesi de gördüğünüz gibi geri kendini topluyor. Tereyağım var oda sıcaklığında, onu hemen getirip ara katlarına süreceğim. Hemen şöyle 150 grama yakın tereyağım var. Ben bunu oda sıcaklığında sabahtan çıkarmıştım da erken yapacağım açmaydı. Sürmesi daha kolay oluyor. Hamurumuz da yumuşak, yırtılmaz yumuşak olduğu için. Sert olsa bu kadar kolay sürülmezdi. Her tarafa girecek şekilde sürdük. Şu şekil. Şimdi şöyle yarısını kapatalım. Şöyle tekrardan katının üstüne. Sürelim. Ben bu açmamı yapmıştım arkadaşlar önceden de. Çok beğenilmişti ev halkıyla da. Takipçim de hem tanış hem takipçim. Merso'nu içine yapıyorum ben bunu. O da bugün misafire gelecekmiş. Saat 2 gibi. 12'de alayım abla dedi. Akşam konuştuk. Hemen kalktım ben de erkenden yoğurdum. Bu katını da aynı bu şekil üzerine getirdim. Şöyle yayalım. Köşelerimiz güzel olsun. Hamurumuzu görüyorsunuz, hep patladı. Şimdi şöyle yarısına süreceğim tereyağı. Kat kat hiç uğraşmadan bir seferde açmamızı yapalım. Bu şekil her tarafına sürdük güzelce. Şimdi tekrardan bu yarısını şöyle yapıp üzerine kapattık. Tekrardan şöyle bastıra bastıra geri açalım. Hamurumuz özlü olduğu için hemen topluyor kendini. Ters tarafını çevirdik şöyle. İçeride kalan kısımdan da kenarını alalım. Hamurumu güzelce böyle yaydıktan sonra şöyle iki parmak genişliğinde pizza aparatımızla hamurumuzu keselim. Hamurumuz elastik, bayağı sünüyor. Yavaş yavaş çizgileri bozmadan keselim canlar. Evet. Böylelikle ne kadar güzel kendiliğinden açılıyor. Şu şekil ikiye büküp
Bu şekilde dolayıp burayı böyle bağlayalım. Hemen tepsim yanında ona koyacağım şöyle tekrardan. Hiç çekmeden o kadar güzel açılıyor ki hamurumuzun güzelliği, yumuşaklığı şu şekil. Hemen içine dolayıp bükelim. Tekrar bir tane daha. Katlarını görüyorsunuz. Pişince böyle güzel oluyor. Arasına geçirip hemen bırakıyor. Şöyle sıkın. Biraz yağlı olduğunu çabuk açılabilir ama dip dibe koyunca açılmaz arkadaşlar. Son hamurumuz. Bunu da şöyle hemen esneterek şu şekil büktük. Açmalarımız böyle. Hemen yer mayasını alması için 15 dakika bekleteceğim. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi ben bunu tam 15 dakika yakın beklettim. Şöyle yumurtamızın sarı sarı iki tane. Hemen şuradan göstereyim burada. Şöyle bir çay kaşığı kocabaş pekmezi kattım içine. Bu çok güzel kızartıyor. Biz dükkanda hep bunu kullanıyorduk. Çok koyu olduğu için dışında kaldı. Şöyle yapıp tamamen birbirine girdirin. Hemen açmalarımızın üzerine güzelce sürelim. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için çabuk akacak aşağıya. Onun için şöyle her tarafa girecek şekilde sürelim. İnşallah takipçime beğenerek, severek yerler misafirleriyle. Fırınımı 190 derece ve 200 derece arasında arkadaşlar fanlı ayarda pişireceğim. Ayarladım, şu an ısındı. Hemen yumurtamı sürer sürmez fırınıma atacağım. Gerçekten pastanelerde bile böyle poğaça almaya kalksanız alamazsınız. Ama evinizde kendiniz elinizle yaparak gönül rahatlığıyla da yiyebilirsiniz değerli takipçilerim. Yumurtamızı hiç ısrar etmeden her tarafına sürdük. Gördüğünüz gibi bunlar akmaya başladı bile. Onun için hemen acele edip fırınımıza yollayalım. Şöyle haşhaşım var. Haşhaşımı da şu yapıştırmış olduğumuz yerleri kapatacak şekilde az arada uçlarına dökelim. Hem renk versin. Görseli de güzel olur. Çok güzel yorumlar alıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Videomu burada izlediyseniz ücretsiz abone olabilirsiniz değerli takipçilerim. Hemen şöyle gönderelim. Evet arkadaşlar, şöyle açmalarımız gayet güzel pişti. Şöyle gördüğünüz gibi tepsimi doldurdu. Az bir
Ön sıcağı geçsin. Doku testi yapalım. Evet canlar, şöyle bir tanesini hemen göstereyim. Açmalarımızın. Altı, üstü çok güzel kızardı. Yumuşacık. Ara katları o kadar güzel ki. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.